Kalite Fikirler programına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Yeni yayın döneminde hem ben hem de ekip arkadaşlarımız çok heyecanlı. Yeni yayın dönemine özel yeni saatimizde saat 11'de canlı yayına başlamış olmamız gerekiyordu ama dedim ya, altyapısı, işte ışıklar, arka plandaki hazırlıklar biraz uzayınca 10 dakika geciktik efendim. Sağlıktan bütün aklınıza gelebilecek eğitime, güzelliğe ve yine sezon içerisinde günü ve gündemi yakalayan sıcak gelişmeleri de size aktaracak şekilde günü ve gündemi takip edeceğiz diyoruz efendim. Ve çok özel bir misafirimiz var bugün. Neden özel diyorum? Anneler, babalar can kulağıyla bizi dinleyecek. Neden? Okullar açıldı efendim. Çocuklarımızı, en büyük servetimizi kimlere emanet ediyoruz? Ve buralarda nasıl eğitimler veriliyor ve daha fazlası sizlerle olacak. Kim mi efendim? Tabii ki Esra Kayacan, okul müdürü, Gülcan Akalın hanımefendi canlı yayın stüdyomuzda şu an. Çok da kendisini bekletmeden hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bizler bir panik halindeyiz aslında. Evet. Neden böyle diyorum efendim? 0-6 yaş grubu, yani anaokulu sürecini bize anlatacak Gülcan Hanım. Geri planda ben kendisiyle tanıştım. Hani gönülden gönüle bir yol vardır derler ya. Hani biz bakışarak anlaştık diyebilirim. Öyle bir hanım. Çok da güven veren bir insan. Siz de az sonra konuşmalarından aslında neden böyle demek istediğimi anlayacaksınız efendim. Ona merak ettiğimiz 0-6 yaş grubu için merak ettiğimiz annelerin, babaların hangi soruları yönlendirebileceğini araştırdık. Sizin adınıza burada kendisine sunacağız efendim. Yeni yayın döneminde bomba gibi olacağız. Ondan da bilgiler vermek istiyorum aslında. Diyorum ya, sağlık olacak, yemek olacak. Farklı kültürlerden yemek köşesinde size yemek tarifleri de vereceğiz. Ve tabii ki doktorlarımız olacak. Hastalar ve hastalıkları konuşacağız. Ama çok da böyle hastalara da karışmak istemiyorum ben. Neden mi? Hoşça vakit geçirmek istiyorum sizlerle. Ama hastalık da hayatın bir gerçeği olduğu için arada böyle çok bilindik hastalıkları, günümüzün, çağın hastalıklarından nasıl derman bulunur, hangi kapılara gidilir ve bugün de hatta sunumunu yapacağımız bir hastane var. Orayı ziyaret ettik sizin adınıza. Haftaya inşallah oradan doktorlarımızı da stüdyomuzda ağırlayacağız efendim. Ve sizlere genel bilgiler olması anlamında ne yapacağız? Burada karşınızda olacağız diyoruz. Canlı yayın telefon bağlantımızı da söyleyelim ve sohbetimize başlayalım. 458-78-58 telefon numarasını arayarak da canlı yayın stüdyolarımızda bulunan uzman konuklarımıza sorularınızı yönlendirebileceksiniz. Evet Gülcan Hanım. Şimdi 0-6 yaş grubu. Evet. O kadar kritik bir yaş grubu ki aslında. Kesinlikle, evet. Çalışan anneler var, çalışmayan anneler var. Siz bu grupta kaç yaşından itibaren eğitime başlanılması gerektiğini düşünenlerdensiniz? Evet. Olması gereken nedir? İsterseniz önce bunu konuşalım. Tabii ki. Öncelikle ben 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin tüm ailelerimize, çocuklarımıza ve meslektaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını Amin, diliyorum. Inşallah. Kazasız, belasız. Evet. Keyifli zaman geçirerek bu yılı tamamlamak İnşallah. İstiyoruz. 0-6 yaş hayatın temellerinin atıldığı bir dönem. Hepimiz artık bunun doğruluğu konusunda hemfikiriz. Öğrenmenin yaşı çocuğumuzun dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren başlar. Yani bunu 3 aylık, 5 aylık, 10 aylık, 48 aylıkla sınırlandırmak mümkün değil. Fakat yıllardır edindiğim tecrübelere dayanarak 2 yaşa kadar ailelerle büyütülen çocukların, yani birebir annenin yakınlığını hissetmiş, sevgiye doyumlu, aile ortamında ve uygun fiziki koşullarda büyütülmüş çocukların okul öncesi döneme, yani 2-6 yaş aralığına daha fazla uyum sağladığını gördük. Fakat çalışma hayatı anne ve babaları bu duruma zorluyor. Yine de tekrar diyorum, yani yakın bir ebeveyn, büyük anne olabilir, büyük baba olabilir, çocuğun kendi ailesinden birinin desteğiyle o 0-2 yaş aralığındaki süreyi
ev ortamında kaliteli bir şekilde geçirmelerini öneriyorum. Eğitimci olmama rağmen. Nedeni ise bağışıklık sistemleri çok düşük. Hastalığa çok yakınlar. Ve temel güven duygusunun kazanılmaya başladığı dönemler, algılarının en yüksek, en açık olduğu dönemler. O dönemde çocuklara verilecek doğru mesajlara, sevgiye, ilgiye çok fazla ihtiyaçları var. Yani benim kendi tavsiyem ve yıllardır eğitim hayatında geçirdiğim sürede gördüğüm deneyimlerim bana bunun doğruluğunu ifade ediyor. Ama zorunlu hallerde elbette ki 0 yaş grubuna hizmet ettiğim dönemler de oldu. En doğru şekilde yapmak için üzerime düşen tüm görevleri ben yaptım. Eminim diğer meslektaşlarım da bu anlamda ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bu 0-2 yaş grubu benim için hassas bir dönem. Evet. İki anneler için de çok, öyle değil evet, mi? Evet, biliyorsunuz emzirme süreci var. Evet. Çocuklar aralarındaki ilk bağın oluşması, algıların açılması dediğim yer çok önemli. Çocuğun görmeye başladığı, duymaya başladığı, ilk sesleri tanımaya başladığı bir dönem. İsteriz ki bütün çocuklar anneleriyle o dönemi geçirebilsin. Evet. Fakat mecburi hallerde de zaten tekrar tekrar aynı yere dönüyorum. Bizler hep sizlere destek olmak adına kuruluşlarımızla hizmetinizdeyiz. Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi efendim içerik merak ediliyor aslında. Evet. Hani 2 yaş anne baba süreci olsun, evet, kaliteli yaşanılsın. Çocuk o sevgiyi alsın. 2 yaştan itibaren. 2 yaştan itibaren bizim verdiğimiz işte bakım evleri olsun, anaokulu statüsündeki yerlerde içerik olarak neler verilmekte çocuklara? Gelişim dönemleri vardır çocuklarımızın hayatında. 2 yaş temel güven ve güvensizlik duygusu dediğimiz bir dönemi kapsar. O dönemde aileler çocuklarını bizimle tanıştırdığında ilk yaşadığımız problem ailenin ve çocuğun kuruma hazır bulunma durumudur. Aile eğer kuruma çocuğunu gönderme, oraya başlatma konusundaki kararlılığını ciddi anlamda sergiliyorsa, oraya gelen öğrencimiz, yani yavrumuz da bizimle birlikte olma konusunda çok fazla sorun yaşamaz. Ve bizimle geçireceği kaliteli zamanın içinde en fazla oyun vardır. Çocuğumuzun en çok oyun ve güven duygusuna ihtiyacı var. Eğer yeterli miktarda çocuğunuza verdiğiniz güvenle hazırladığınız oyun ortamları sunabiliyorsanız, çocuk bu anlamda kendini mutlu ve güvende hisseder. Evet. Oyun esnasında bir çocuğa öğretemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur Gülçin Hanımcığım. Renkleri, sayıları, kavramları, değerleri, birçok şeyi öğretebiliyoruz. Bizim yaptığımız ilk şey budur. Tanışma evresi. Tanışma evresinde çocuğun bize güven duygusunu kazanırız. Annesinden ve ailesinden sonra gelmiş olduğu fiziki ortamı tanıtırız. Kendimizi tanıtırız ve kendine yakın karakterde bulunan bir arkadaşıyla ilişki kurmasını sağlarız. Bunun ardından zaten çocuk kendini ikinci evi olarak, yaşam alanı olarak gördüğü kurumda huzurlu ve mutlu hisseder. İlk şey budur çünkü kural. Bizler de yetişkinler olarak bir ortama girdiğimizde ilk önce güven ararız, huzur ararız. Onu yakaladıktan sonra sayısı, yani kelimelerle ifade edilemeyecek kadar çok etkinlik sunulur. Sosyal etkinliklerimiz var, resim etkinlikleri var, oyunlar var, eğlenceler var, spor aktiviteleri, yabancı dil eğitimleri, sanat etkinliği dediğimiz etkinlik kendi içinde en az bir 10-15 bölüme ayrılır. Bunlar işte sulubaya çalışmaları vardır, guaj çalışmaları, proje çalışmaları. Onlar aslında küçük birer yetişkin. Siz ne verirseniz onu almaya hazır. Kayıt durumunda, bilgiye aç ama çok dünyanın en güzel varlıkları diyebilirim onlar için. Ne güzel söylediniz efendim. Evet, şimdi biz aslında hani bunun nasıl olacağını çok da fazla bilemeyiz dışarıdan anne babalar. Ama siz bu işin içerisinde olduğunuz için eminim ki bu alanda bize net cevaplar verebileceksinizdir diye düşünüyorum. Yani 2 ve 6 yaş grubunda nasıl bir kadro olması gerekiyor? Kimler bulunması lazım? Eğitim kadromuzdan söz ediyorsunuz. Öncelikli olarak kurum tecrübeli ve iyi eğitim almış ekibi kurmak durumunda. Sizler bizi ziyarete başlamadan ya da kurumlarımızı bizimle tanışmaya gelmeden önce.
Çocuklardan oluşan grupların sayısı çok önemli Gülçin Hanım. Kadro kadar bu önemlidir. Hı hı. Çocukları birebir tanıyabilmek, onların ilgi ve ihtiyaçlarını fark edebilmek için bizim maksimum sayımız 12'şerli gruplar. Bunlar için de bir grup liderimiz ve yanında yardımcı öğretmenimiz mevcut. Tabii sistemi o kadar düzenli kurmak zorundasınız ki, az önce konuşmamızın başından şu ana kadar hep güven duygusundan söz ettim. Çocuklar öğretmenlerimizin hastalanma, acil durumlar yaşama nedenleriyle birkaç günlük kuruma devam edememeleri durumunda sizlerin yerine güven duydukları öğretmenlerini göremedikleri zaman bir panik ortamı oluşuyor. Hmm. Hem ailede hem çocukta. Evet. Bunun oluşmaması için biz genelde kurumumuzda joker öğretmen deriz. Her grupta aktif olarak görev alır, çocuklarla birebir iletişim kurar. Yani öğretmenimizin kurumda olamadığı anda hem gruptaki iki kişilik ortam boş kalmamış oluyor, hem de çocuğumuz sürekli her gün birlikte vakit geçirdiği kişiyle öğretmeninin boşluğunu tamamlayabiliyor. Yani dolayısıyla sorunuzun cevabı, donanımlı olmak zorundasınız, kalabalık bir kadroya ihtiyacınız var. Mutfaktan tutun, kapınızın dışında sizi kontrol edecek, kapınızı açıp velinizi karşılayacak, uğurlayacak, işte idare odasında sizlerin beklentilerine, sorularınıza, meraklarınıza cevap verecek. Kalabalık, ortalama 10-12'şerli gruplar halinde süper çalışırız. Süper. Evet. Şimdi hani kadro olarak 10-12 kişilik işte grup lideri, eğitmen, evet, ve yardımcı öğretmenlerle beraber bu işi yürütüyoruz dediniz. Evet. Ama bunun dışında hani işi biraz da mutfağa doğru taşımak istiyorum. Neden? Tabii ki. Çünkü anne ve babaların yine merak ettiği mutfakta neler oluyor? Kesinlikle. Çocuklar. Evet, evet. Nasıl beslenecek? Evet. Nasıl besleniyor? Buyurun. Tabii ki. Sağlıklı bireyler yetiştirmenin birinci kuralı biliyorsunuz. Beslenme, hijyen. Bunlar anaokulunda olmazsa olmaz ikili. Hı hı. Ortalama 25 yıllık eğitim camiasında bulunuyorum ve benim ilkelerimin başındadır bu ikisi. Bu yüzden çok önemli. Sağlıklı beslenmemiş, işte düzenli bir şekilde yemeği yedirilmemiş bir çocuk acıktığı için çok huzursuzdur. Beslenme yetersizliğinden kaynaklı bağışıklık sisteminde bir takım sorunlar yaşamaktadır. Bize gelen çok profilde yaşarız biz bunu. Evde yeme alışkanlığı kazandırma, evet, problemleri yaşar. Genelde yemek yemez çocuklar, evet, evde. Evet. O kadar çok ki mesela bu yıl kapımızı bizimle birlikte olmak için açan velilerimizin ortalama yarısının ortak sorunu bu. Hocam hiç yemek yemiyor. Ben ne yapacağım? İşte görüyorsunuz kilosu çok düşük. Doktora götürdüm, işte şu gelişim açısından çok geride kaldığını söyledi. Bunlar genellikle tek çocuklu ailelerin ortak problemi. Geriye dönüp baktığımızda kalabalık ailelerde yemek yeme problemi yoktu. Bizlerin, evet, çocukluğuna döndüğümüzde. Hatta böyle inanılmaz bir iştahla otururduk masaya ya da yer sofralarına. Büyük bir keyifle karnımızı doyurur kalkardık. Çünkü abimiz, ablamız, annemiz, babamız, baktığınızda, evet, 7-8 kişilik bir grup vardı o masada. Fakat şimdi anne, baba, bazen çalışma hayatı nedeniyle sadece anne ve çocuk ya da sadece baba çocuk veya İşte ona bakmakla sorumlu ikinci bir kişi. Çocuk yemek yiyen modeli çok fazla görmüyor ve yeme iştahı, isteği oluşmuyor. Kurumlarda bu sorun çok kolay halledilebiliyor çünkü grup psikolojisi var. Yemeğe gidiyoruz ve düzenli bir yeme oluşumu var orada. Sabah kahvaltımızın saati belirli. Öğlen yemeğimiz yine her zaman aynı saatte. İkindi ara öğünümüz vardır bizim. O saatte yine çocukların ihtiyaç duyduğu kalori ve besin ihtiyacını karşılayacak yiyecekler hazırlanıyor. Ve bu mutfakta son derece hijyen, profesyonel ellerde hazırlanıyor. Ve süper. O, evet, tabii ki hazırlanmış yiyeceklerimizden numuneler alınarak 4 gün dolapta muhafaza ediyoruz biz. Bağlı bulunduğumuz müdürlüğümüz denetleme sırasında ya da tarım ve köy işlerinin denetlemelerinde o örnek alınan yiyeceklerden muayeneye gönderiyoruz. Çok güzel bir şey. Evet, bu. Yani uzaktan bakıldığında sadece bir kurum olarak değerlendiriliyoruz. Fakat kurumlar birçok kurum tarafından denetleniyor. Yani itfaiye müdürlüğü, elektrik odası, evet, tabii ki
işte Emniyet Müdürlüğü, aile ve sosyal politikalar. Oraya girecektim. Sosyal politikalar da var değil mi? Kesinlikle. Ciddi anlamda bizlerin denetimiyle ilgileniyorlar. Sağ olsunlar eksiklerimizi tespit ediyorlar. Bizlerin göremediği, düşünemediği ayrıntıları görmemizi sağlıyorlar. Çok sistemli, çok düzenli, gerçekten çok kaliteli vakit geçirerek büyüdükleri ortamlar sunuyoruz. Evet, ne güzel efendim. Şimdi merak ettiğimiz çok daha fazla soruları yönlendireceğiz ama şimdi biz bu hafta sevgili izleyicilerimiz sizin adınıza önümüzdeki haftalar sağlıklı kalın köşesini oluşturacağız. Doktorlarımızı konuk edeceğiz dedim. Çok hastalıklara karışmayacağız belki ama dediğim gibi hayatın gerçekleri efendim. Burada genel hastalıkları konuşacağız ve bir hastaneyi ziyaret ettik sizin adınıza. Çınar Hastanesi, özel Ceyhan Çınar Hastanesi'ni ziyaret ettik. Bir sunumunu izleyelim. O arada biz yine size çok daha merak edilen soruları Gülcan Hanım'a yönlendirmek üzere burada olacağız diyoruz. Çınar Hastanesi ekranlarınızda. Ceyhan Özel Çınar Hastanesi, insan sağlığını ilke edinerek iyileştirici sağlık hizmeti, yenilikçi, hizmete önem veren kadrosuyla bir arada. Bu anlayışıyla güven veren Çınar Hastanesi'ni sizin adınıza ziyaret ettik. Bütün tahlil ve tetkikleri en son teknolojiyle takip eden Çınar Hastanesi'nde tüm birimler yer almaktadır. Özel Çınar Hastanesi'nde dahiliye, kadın doğum, diş, göz hastalıkları, genel cerrahi ile beyin ve sinir cerrahisi bölümleri bulunmaktadır. Özel Çınar Hastanesi'nin beyin ve sinir cerrahi uzmanı Operatör Doktor Erdal Yayla önümüzdeki hafta canlı yayında TVA'da. Evet sevgili izleyicilerimiz, Çınar Hastanesi ekranlarınıza geldi. Dediğim gibi önümüzdeki hafta doktorlarımız da karşınızda olacak. Bu arada evet dedim. Evet dedim ve yayın yönetmenim diyecek ki yine önceden uyarımı aldım ben, evetle başlama dedi ama dil alışkanlığı efendim. Evet benim artık bonus gibi bir kelimem, yapacak bir şey yok ama bir sefer dedim. Yönetmenime duyuruyorum buradan. Öncesinde hiç kullanmadım. Peki efendim devam ediyoruz. Şimdi biz hani hep çocuklarımızı anlattık. Çocuklarımızın işte nasıl bir yerde kaldığını, kurumsal olarak nasıl bir ekibe sahip olduğunu, nasıl beslendiklerini. Ama gelin görün ki efendim aslında çocukların alışma süreci derken anne babalar bu sürece alışmakta bazen zorlanabiliyor. Peki bunlara yaklaşımınız nasıl? Evet. Aslında günün en önemli sorularından biriydi bu. Çünkü şu an biliyorsunuz okullarımız yeni açıldı. Anne ve babalarımız sık sık bizi ziyaret edip çocuklarını emanet etmek için bizimle bir tanışma ortamı oluşturuyorlar. Fakat o kadar farklı profillerle karşılaşıyoruz ki ben bu konuda çok uzun yıllardır çalıştığım ve hizmet verdiğim bir alan olduğu için çok tanıdık geliyor bana aileler. Kapıdan girerken tanıyorum ve diyorum ki evet son derece uyumlu bir aile, bizimle birlikte yoluna devam edebileceğini düşünüyorum diyorum ve çok az yanılıyorum. Fakat çok güzel. Evet, böyle, her profili tanıyorsunuz artık. Evet, o tecrübeler hani yılların birikimi diyelim size bazı şeyleri anlatıyor. Evet. Yalnız ben velilerimizden özellikle şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Sizlerin hazır olmadığı bir duyguya ya da kararlı olmadığınız bir duyguya diyeyim. Çocuğunuzu hazırlayamazsınız sevgili annelerimiz, özellikle annelerimiz. Değil mi? Oraya da değineceğiz az sonra. Neden özellikle anneler dediniz efendim? Gülcan Hanım'a onu da soracağım. Evet, mutlaka onunla da ilgili. Annelerimiz eğer bir duyguya kendilerini hazır hissetmiyorlarsa, çocuklarından ayrılma konusunda henüz buna uygun değilse, o psikolojiye sahip değillerse lütfen çocuklarını... O hissiyatı algılar çocuk değil çok mi? Çok inanılmaz. Birebir sizden direkt çocuğunuza geçen bir duygu bu. Soru kalıplarınızda onlara kurmuş olduğunuz cümlelerle çocuğunuz zaten sizin ne isteyip istemediğinizi hissediyor. Örneğin bir veli profilinden söz etmek istiyorum. Çocuğuyla okulumuzu ziyaret etti, geldi. Hocam dedi, ben işte sizinle ilgili birkaç yerden referans aldım. Uzun yıllardır bu görevi yaptığınızı duydum. Biz karar verdik eşimle, kızımla da konuştuk. İşte sizinle birlikte yolumuza devam etme kararı aldık. Yardımınıza ihtiyacımız var dedi. Güzel. Bu karar alınmış.
her şey tamamlanmış bir duygu durumuyla bize geldiler. İnanın çocuk içeriye girdiğinde bu duyguyu çok kabullenmişti. Yaş grubu da etkiliyor ama Gülçin Hanım. Velilerimin tamamına da haksızlık etmek istemiyorum. Yani bu yaş grubu, ziyarete gelen yaş grubu 4 yaş grubuydu. Artık bazı şeyleri ailenin evde ona anlatmasıyla algılayabilecek bir yaştaydı. Doğru. 2 yaş ne kadar bu konuyu çocuğuyla paylaşırsa paylaşsın, anneye ve babaya o bağlılık duygusu henüz tam olarak bitmediği için onların sizi doğru algılaması da çok mümkün değil. Fakat bu profildeki bir ailenin çocuğu en fazla bir gün sizinle uyum süreci yaşar. Eve giderken ya da gün içinde sizinle ufak tefek hani duygusal anlar yaşadığı mutlaka olur ama anneden aldığı dönütler, size hazırlama şekli, işte oğlum ya da kızım bugün sen okulunda olacaksın, arkadaşlarınla ve öğretmeninle keyifli vakit geçireceksin, ben de işime gideceğim gibi ona güne hazırlayan cümleler kurmuş getirmiştir. Siz de bu cümlelerin tekrarını kurum içinde çocuğa hatırlattığınızda çocuk annesiyle aynı fikirde olan bir yerde, annesi istediği zaman gelip onu görebileceği bir yerde olduğunu hissedince problem yaşamıyoruz. Aile de akşam geldiğinde inanın aynı cümlelerle karşılıyor çocuğunu. İşte merhaba, bugün seni çok özledim. Fakat ben de işime gittim. Günün nasıl geçti? Eminim öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok güzel vakit geçirdin. Bu şekilde alıyor. Çocuk da öyle bir dönüt sunuyor aileye. Fakat ikinci bir profilimiz daha var. Nasıl? Bizi zorlayan, aslında duygusal annelerin özellikle çocuğuna çok bağlılık gösteren, onu kaybetme korkusu yaşayan, günümüzün tehlikeleriyle çok sık hani kendini... Haber dinlemek istemiyoruz aslında. Haklısınız, yani bizler de son öyle. Son yaşanan o gelişmeler falan var, gündeme bomba gibi oturan, ne duymak ne görmek istemiyoruz ama işte anneler aslında o yüzden böyle kaygılılar, çok daha kaygılı olabiliyorlar. Kesinlikle hak veriyoruz. Bizler de anneyiz çünkü. Bizler de çocuk büyüttük, yetiştirdik. Hala da devam ediyoruz. Dünyadaki en değerli varlığınızı getirip bizlere emanet. Evet. Doğru. Her zaman onu söylüyorum velilerime. Evet, şöyle bakıldığında kendileri minicikler ama emanetleri o kadar büyük ki size çok hak veriyorum. Yani dünyadaki en büyük değerinizi bize emanet ediyorsunuz. Fakat bizler birbirimize güvenmek zorundayız. İşte o güvensiz aile profilinde de şöyle bir durum söz konusu. Ay sen şimdi büyüdün, okula mı gidiyorsun? Ben sensiz ne yapacağım? Çok özleyeceğim seni anneciğim. Hani çocuğa bu duyguyla okulu sevdirmeniz ya da kuruma göndermeniz mümkün değil. Karşılama da yine emin olun aynı şekilde. Anneciğim sen bugün okulda ne yaptın? Ağladın mı? Acıktın mı? Sana su verdiler mi? Yemek yedirdiler mi? Gibi olumsuz kaygı duygularıyla ilgili çocuğa yansıyan bir takım şeyler oluyor. Böyle bir çocuğun okula alışabilme ihtimali emin olun %0. Zor. Sıfır. Çünkü, açık ve net söyledi Gülcan Hanım, sıfır efendim. Sıfır. Aman kaygılanmayacağız zaman. Evet, lütfen sizler bizi tamam tanımıyorsunuz. Sizler de çocuğunuz kadar bize yabancısınız ama benim tavsiyem bir kurumu ziyaret etmeden önce lütfen o kurumla ilgili biraz araştırma yapalım. Ne kadar süredir bu sektörde yapıyor, hizmet veriyor? Çok doğru. Evet, müdürlüğüne gidebilirsiniz. İşte bağlı bulunduğu müdürlüğe. İşte bu kurumla ilgili daha önce size yansımış problem ve sıkıntılar var mı? Geçmişini şöyle bir araştırır. Oraya daha önce öğrenci, çocuk göndermiş ailelerle ilişki kurabilirsiniz. Biraz daha iç huzuruyla çalarsınız o kapıyı. Ama hani her zaman da bu mümkün olmuyor. Hak veriyoruz sizlere de. Evet. Fakat çocuğumuzun sağlığı için tekrar söylüyorum. Bizi sizler tanıyıp güvenene kadar çocuğunuza güvensizlik aşılamayın. Ve çok önemli bir konu daha var. Özellikle 4 yaşa kadar, 0-4 yaş aralığındaki çocuklarımıza benim nacizane tavsiyem, okul kavramını lütfen ifade olarak vermeyin okul öncesinde. İşte bir tanem seninle oyun evine gidiyoruz.
Aynen, doğru. Masal evine gidiyoruz. Aynen. Aa, orada öğretmenlerin seni çok özlemişler. Bugün oyun parkında senin için çok eğlenceli bir parça hazırlamışlar. Çok doğru. Yani 4 yaşından sonra çocukta ancak eğitim algısı oluşuyor. Öncesi oyun ve eğlence. Çok doğru. Bizler 2 yaşından itibaren çocuğa hadi giyin okula gidiyoruz. Hadi okula geç okul kaldın. Okul kelimesini söylememek gerekiyor aslında değil kesinlikle mi? Kesinlikle kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü doygunluk ve bıkkınlığa neden oluyor. İlk öğretime geldiğinde çocuk bana 15 aylık başlayıp 6 yaşını doldurduğunda okula gidiyorsun, bir tanem artık seni mezun ediyorum dediğim bir öğrencim öyle bir ifade kullandı ki o zaman ben kaç senedir nereye geliyordum? Yani ne kadar doğru bir cevap değil mi? Yani size duygularını ifade ediyor. Aslında okul o tarihten itibaren başlıyor çocuğun hayatında. Öğrenim okul öncesinde başlıyor kabul ediyorum ama bizler daha çok özellikle 4 yaşa kadar oyun ve eğlence merkezi oynayarak ve eğlendirerek öğretiyoruz. 4 yaştan sonra evet artık burası senin anaokulun. Aradaki ifadeyi de bastırarak kullanmak gerekiyor. Anne şefkati gördüğün, sevgi gördüğün, ilgi gördüğün, zaman sorunu yaşamadığın ama oranın da keyifli kurallarla, size yönelik güzel eğitim çalışmalarıyla hazırlanmış bir ortam olduğu gerçeğini kabul ettirmek gerekiyor. Çok doğru efendim. Okul öncesinde ne gibi bir eğitim veriliyor? Bitirdiği zaman acaba neler çocuk öğrenmiş olarak okuluna başlayacak? Evet. Bunları da soracağız. Ama ara saati geldi zannedersem. Evet dediler. Peki benim saç başta dağılmış efendim. Daha yeni gördüm kendimi ekrandan. Saçımızı başımızı da düzeltelim. Daha güzel çıkalım karşınıza diyoruz. Kısa bir ara ardından buradayız. Her şey bir şehri sevmekle başladı. Yüreğir'de 7 yılda 11 kültür evi ve Adana'nın en büyük kültür merkezini sevgiyle yaptık. Yüreğir'de her işimiz aşkla. Çimento ve demir değil, içeride ses var, nefes var, ruh var. 86 branşta 600 ayrı ücretsiz kursla on binlerce insanımızın hayatına dokunduk. Özel eğitimler verdik. Hayallerimiz büyük bizim. Geleceği kurarken geçmişin izlerini silmedik. 9000 yıllık Mrs. Antik Kenti, Ölümsüzlük Şehri Mrs. projesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Ülkemizin geleceği için her işe aşkla çalışıyoruz. Bir kent küllerinden yeniden doğuyor. Yüreğir'de kentsel dönüşüm, zihinsel dönüşümle birlikte medeniyetin sağlam temelleri üzerinde yükseliyor. Yüreğir adına, şanına yakışır şekilde imar oluyor. Çocukları mutlu olan bir kentin insanları şen, sokakları her daim bayram yeridir. Onların bir tebessümü için çok çalıştı. Çocuklarımız için aşkla çalışırken 253.029 metrekare alana 200 adet yeni park yaptık. Yeşil alanlarımıza 72.000 ağaç diktik. Yeşil alanlarımızı %300 arttırdık. Memleket aşkıyla 15 Temmuz gecesi kanlarıyla destan yazan vatan evlatlarımızı unutmayacağız. Yüreğir'in en büyük parkına 15 Temmuz şehitleri adını verdik. Millet ve memleket aşkıyla çalışıyoruz.
Geleceği kurmak için sağlıklı bir nesil, memleket meselesi diyerek 7 yıl önce her mahalleye bir spor tesisi sloganıyla yola çıktık. Biz, bağımlılığı olmadan yetişen bir nesil için sporu ve sporcularımızı destekliyoruz. 7 yılda, Yüreğir'de 20 yılda yapılamayan kadar yol yaptık. Yüreğir aşkla gelişiyor. Yeni Yüreğir için Yüreğirli'ye hak ettiği gibi modern araçlarımızla hizmet götürüyoruz. Yüreğir için tasarruf ediyor, Yüreğirli için her işe aşkla sarılıyoruz. Yüreğir'de yaşlılara, kimsesizlere ve engellilere pozitif ayrımcılık yaptığımız doğrudur. Çünkü belediyecilik anlayışımız ve değerlerimiz doğumdan ölüme bize ihtiyaç duydukları anda insanımızın yanında olmayı şart koşuyor. Yüreğir'de dünyaya gelen her bebeğimize hoş geldin bebek demek, yaşlılarımıza, kimsesizlerimize yoldaş olmak, engelsiz bir kent için çalışmak bizim görevimiz. İçiniz rahat olsun. Yüreğirli'nin bir belediyesi var. Yüreğir'de her işimiz aşkla. Ev yemeklerinde bir marka. Galeria Ev Yemekleri. Dalından sofraya, mevsiminde kullanılan taptaze ürünlerle kalite, ustalık, yemeği sanata dönüştüren dostların buluştuğu dost mekan. Kaliteyi almak her zaman pahalı değildir. Güzel bir yemek için Galeria Ev Yemekleri. Şafak Park'ta okul zilleri çalmaya başladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Şafak Park yeni konseptiyle hizmetinizde. Şafak Park'ın 5 şubesinde tüm okul ihtiyacınızı geniş ürün yelpazesiyle bulabilirsiniz. Bu yılda en iddialı, en iyi fiyat Şafak Park'ta. Şafak Park Merkez, Türkmenbaşı Bulvarı'nda, Turgut Özal, Baraj Yolu, Çakmak Plaza ve Sarıçam'da. Ayrıntılı bilgi için 431-10-10. Hayalinizdeki işi kurmadan önce Nurs Lokman Hekim'e danışın. Nurs Lokman Hekim halka açılıyor. %100 yerli sermaye, %100 Anadolu'yuz. Çukurova'nın bereketli topraklarından kazandığımızı, soframızın bereketini yine bu toprağın insanına açıyoruz. Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bitkilerin mucizesine inandık. Yeniden sağlıklarına kavuşan insanların yüzündeki gülümsemeyi gördükçe daha çok çalıştık. Şimdi bitkilerin bu gücünü girişimci ruhlu insanımızla paylaşma zamanı. Uluslararası standartlarda yüzlerce ürün çeşidi, binlerce şifalı gıda takviyesiyle Edirne'den Kars'a, Pekin'den Washington'a, Dubai'den Arabistan'a Türkiye'nin gururu Nurs Lokman Hekim, şimdi de işsize, öğrenciye, emekliye, dul ve yetimlere bayilikler veriyor. Biz bir aileyiz. Ayhan Arısoy, Mustafa Aşık, Regaip Ballı, Yasin Özcan, Ebru Karakuzu, Uğur Sığırcı, İrfan İşisağ, Zafer Geyik, Sabiha Fındıkkıran, Burcu Baber, Umre Topçuoğlu, Sebahattin Yılmaz, Burak Deniz, Sakıp Teker, Oğuzhan Delen, Pelin Altıntop, Necati Kurnaz, İbrahim Karanfil, Filiz Tunç Yıldırıcı, Ercan Aslankeser, Halis Kassam, Arzu Yüksel, Kurtuluş Kılınç, Duygu Zengin, Mehmet Zeki Uyanık, Aşık Garip Mustafa, Musa Yılmaz, Mustafa Tuncel, İlhan Geyik, Gülçin Yılmaz, Gülay Çakmak, Özlem Pekduraner, Melahat Karataş, Çetin Erdoğan, Süleyman Canbolat, Ercan Yılmaz, ailenizle birlikte
7 gün 24 saat huzurla izleyebileceğiniz Temiz Ekran TVA 24 yıldır yayında. Fikirler programı kaldığı yerden devam ediyor efendim. Stüdyomuzda dediğim gibi okul öncesi gündüz bakım evi olan Esra Kayacan okul müdürü Gülcan Akalın hanımefendi bizlerle birlikte. Çok da can alıcı yerde kaldık. Şimdi biz hep anneleri bahsediyoruz. Annelerden anlatıyoruz. Annelerin alışma süreci diyoruz. Annelerin geliş gidişleri diyoruz. Efendim peki babalar ne yapıyor? Evet, aslında şey gibi düşünelim isterseniz bunu, kamera önü ve arkası. Evet. Sizi tarif etmenin sanırım en kolay yolu. Doğru. Genelde babalar kamera arkasındadır. Yapıcı, onarıcı, toparlayıcı, aileye destek vermek için elinden geleni yapan. İşte artık hani ailenin ekonomik gücü olarak tek kalem söyleyemiyoruz babalarımızı. Çünkü çalışma hayatı annelerimizin de ortak olarak paylaştıkları bir yer. Fakat annelik duygusu ve annelere yüklenen bir takım sorumluluklar, çocuğun daha fazla. Evet, bakım ve eğitimi konusunda daha fazla sizin üzerinizde. Bazen şöyle geri dönüp profilleri incelediğimde acaba diyorum, bizler mi çocuklarımıza farkında olmadan o annelik duygusuyla babadan daha fazla kendimize yaklaştırıyoruz? Yoksa bu tabiatın gereği mi? Yani tabii bunun net bir cevabı yok henüz bende de. Fakat gördüğüm kadarıyla anneler doğuştan anne, yani bayanlar doğuştan anne olmak güdüsüyle dünyaya gönderiyorlar. Hormonal yapınız buna uygun, tabiatınız, ruh haliniz, görsel olarak bile, yüzünüzdeki ifade bile daha yumuşak, daha hoşgörülü, daha sağduyulu. Baba profiline baktığımızda kuralları daha fazla koyan, işte evin düzenini oluşturan bir etken olarak görüyoruz. Fakat sevindirici bir tarafı da var. Son yıllarda biz önceleri kurumlarda veli toplantısı düzenlediğimizde hani kurumun adı üstünde anaokulu. Annelerimiz gelirdi. Fakat şimdi ortalama yarı yarıya zamanı uygun olan babalarımız da bizimle birlikte. Çok güzel. Evet, yani görüyorsunuz arada tabii, var yani teklif. Var var. Ne güzel. Gülçin Hanımcığım varlar. Zaman bulabilseler sanırım çok daha fazla ilgilenecekler. Bu yılki kayıtlarımın birkaçında babadan ayrılmak istemeyen, anne getirdiğinde anneciğim sen git diyen öğrencilerim bile var. Yani bu beni sevindiren gelişmelerden biri. Çünkü babalar da artık az çocuklu aileler. Dolayısıyla bir çocuğu var. Dünyadaki her şeyi o. İşinden işte diğer artan aktivite ve diğer işlerden artan tüm zamanını ailesiyle kaliteli geçirmeye çalışıyor. Çocuk da o duyguyu hissediyor. Annenin sorumluluklarını paylaşan bir babayla büyüyen çocuk her zaman daha mutlu, daha özgüvenli, daha sağlıklı bireyler olarak büyüyorlar. Yani yüzlerce büyüttüğümüz öğrenci profilinde gördüğümüz tek gerçek bu. Bu arada ben bayıldım efendim bu olumlu yaklaşıma ve açıklamaya. Evet. Ben bekliyordum ki hiç babayı görmüyoruz. Yok, baba geri planda. Hani değil. Hep etrafımıza baktığımızda hep anneler bir kaygı tasa taşıyor, sürekli çocuklarının yanına geliyorlar filan. Evet. Baba da geri planda, bir fotoğraf karesi bile aa çok iyi alışmış deyip geçebiliyor mu diyeceğiz diye beklerken... Hayır, çok pardon. Bu yeni dönemde babalar da aslında farklı bir
davranış içerisindeymiş, evet, efendim. O zaman onları tebrik ediyoruz. Evet. Ne diyelim? Evet, gerçekten dileriz sayıları daha da artar. Amin, inşallah. Daha çok bizle birlikte vakit geçirirler. Çocukların, yani dünyaya gönderilirken bir anne ve babaya ihtiyacı var. Hı-hı. Bir çocuk sadece anneyle de sağlıklı bir şekilde büyütülemez. Sadece babayla da. Çok bu doğru. Bilinen bir gerçek. Evet. Bu yüzden sağduyulu olmak, anneye çocuk büyütme konusunda yardımcı olmak. Yani her konuda nasıl annelerimiz çalışıp babaların evdeki maddi sorumluluklarını, çocuklarının geleceğini kolaylaştırmak adına ödün veriyorlarsa, babalarımızın da bu konuda eşlerine ve çocuklarına çok destek olması gerekli. Evet, buradan özellikle bir mesaj göndermiş, evet, olduk gönderdik. Gülcan Hanım. Evet. Çok güzel bir mesaj oldu efendim. Evet. Peki, şimdi çalışan bayan ve ev hanımları, yani ikisi aynı kategoride tutabiliyor musunuz? Çünkü hani çalışan bayanlar aslında ne yapıyor? Okula geldiğinde direkt kapıdan bırakıp gitmek, evet, zorunda da kalabiliyor. Evet. Peki çocuklara bu nasıl yansıyor? Yani adaptasyon konusunda çalışan anne ve çalışmayan annelerin farklı mı? Evet, farklılık gösterdiği durumlar olabiliyor. Aslında geniş uçlu bir soru bu. Az önce hani hatırlarsanız sohbetimizin ilk başında bir şeyden söz ettim. Dedim ki kararlılık duygusu. Çalışan annelerde şöyle bir durum söz konusu. Ben çalışmak zorundayım, sen okuluna gitmek zorundasın. Bu duyguyu hazırlayarak çocuğunu bize getiriyor. Çocuk bir süre sonra bu duyguyu kabullenmiş olarak anneden ayrılıyor. Ev hanımı olan annelerin geride onlar için ayırabilecekleri çok fazla zamanları var. Ve bir takım kaygıları var. Çocukları orada kalınca işte eve gidiyorlar, vicdanen bir takım rahatsızlıklar duyuyorlar. İşte hocam ben evdeyim, ufacık bir şey olursa beni arayın. Lütfen arayın ama. Ben uygunum, gelip hemen alabilirim. İşte bu cevabı çalışan anne veremiyor. Aradaki fark burada oluşuyor. Çalışan annenin çocuğu sizinle dolu dolu çok kaliteli vakit geçiriyor. Ev hanımı annelerimiz uygun olan zamanlarını çocuklarının yanında size bu ifadeyle anlattıklarında çocuk anne çıktıktan 5 dakika sonra ağlamaya başlıyor. Peki annem evde. İçerisinde bu soruya yönelik farklı yerlerden aldığımız haberlere göre çalışan annelerle çalışmayan annelerin çocukları farklı tutulup aktivitelerde farklı değerlendiriliyor. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yok, hayır. Hani mümkün değil. Çalışan annenin kendisi gelemeyeceği için, çalışmayan ev hanımı çok rahatlıkla geleceği için aktiviteler onlarla yapılıyor. Çalışan annelere böyle bir şey sunulmuyor gibi bir şey var mı? Hayır. Yani ben öncelikle şahsım adına bunu cevaplamak isterim, kuruluşumuz adına. Bugüne kadar hiçbir koşulda çalışan anne, çalışmayan anne veya şartlar ve sebepler ne olursa olsun kurumumuzu ziyaret... Herkes eşit. Eşittir. Çok güzel. Hatta çalışan annelerimizin önceliklerini alırız. Diğer velilerimizle de biz bu konuda hemfikiriz. Toplantılar düzenleyeceğimiz zaman çalışma saatlerinin bitimi ya da boş olduğunuz günleri muhtemelen hani hep birlikte daha kalabalık bir ekip olalım, birbirimize tanışalım, çocuklarımızın ortak sorunlarını paylaşalım ve düzeltme yoluna gidelim diye veli toplantılarımızı genellikle çalışan annelerin programına göre hazırlarız. Süper. Buradan da o zaman başka kurumlara örnek olmuş olsun diyoruz. Dilerim hani böyle bir başka çalışma. Başka kurumlarda çünkü çalışan anneler ve çalışmayan annelerin çocukları ayrı tutulup hani biliyorsunuz ki ev hanımlarının çok daha geniş vakti olduğu, evet, için her türlü faaliyete katılacağından dolayı onlarla öncelikle bir takım organizasyonlar yapılıyormuş efendim. Bu da o zaman çok da doğru bir davranış olmadığında, evet, Gülcan Hanım'dan almış olduk efendim. Evet. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki 2017-2018 okul sezonu açıldı. Hem anaokulu hem diğer büyük okullar için bu hepimizin yavruları hayırlı uğurlu olsun diye baştan söyledik ama eksik bir şey kaldı mı kalmadı mı toparlamak gerekirse ben sizin adınıza burada merak edilen tüm soruları yönlendirdim. İşte anaokulu süreci için bakımından tutun da efendim. Son işte yaptıkları aktivitelere kadar neler olduğunu Gülcan Hanım'dan anne babayının da nasıl davranması gerektiğine, evet, kadar sorularımızı yönlendirdik. Unuttuğumuz bir şey varsa eklemek istediğiniz bir şey var mı Gülcan Hanım? Alıştırma süreci tekrar şu an bizim yaşadığımız, buyurun, bir süreç çünkü. Bu süreçte ailelerden kesinlikle destek bekliyoruz. Hı hı. Sizlerin çocukları, sizlerin çocukları bizim çocuklarımız oluyor bize emanet ettiğiniz andan itibaren. Bu gerçekle hareket edip yardımlarını esirgemesinler.
alıştırma süresi versinler bir hafta kadar. Bize destek olmaya çalışsınlar, evet, yanımızda olmaya çalışsınlar. Sevgiyle kalsınlar, güzel çocuklar büyütelim, iyi nesiller yetiştirelim. Ama bu sadece bir ekip işidir, aile, okul ve eğitimci. Yani bu anlamda velinin evet, desteği. Son bir soruyu unutmuşuz efendim. Hı hı. Onu aradan önce hatta ifade etmiştik. Onu da açıklayalım Gülcan Hanım. Evet. Sonra yine son cümlelerinizi alırız. Anaokulu eğitiminde bitirdikleri zaman çocukların evet, 0-6 yaş grubu için diyorum. Evet. İlkokul 1. sınıfta ne gibi artıları olacak? Bunu da isterseniz söyleyelim çünkü evet, unuttuk. Çok önemli bir soru bu. Her şeyden önce bakın A'dan Z'ye hemen kısaca geçeceğim. Çocuk erken dönem anaokuluna başladığı için özgüven duygusunu kazanmış olacak. Evet. Arkadaş ilişkilerinde sorun yaşamayacak. Paylaşmayı öğrenmiş olacak. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayı öğrenmiş olacak. Kıyafetlerini giymeyi, çıkarmayı, ayakkabısını bağlamayı. Bunların hepsi geri dönüp baktığınızda çok önemli unsurlar. Düzgün konuşmayı, kurallı davranmayı, grupla birlikte hareket etmeyi. Bunlar edinimsel davranışlar ve olmazsa olmazlar. Tabii bunun yanı sıra kurumda verilmiş eğitim, masa başında el göz koordinasyonu kurarak dikkat süresini uzatmak, çizgi çalışmalarıyla ilköğretimin 1. basamağını hazır hale getirmek, eğlenceli matematik dersleri veriyoruz, çizgi çalışmaları veriyoruz. Ana dili etkinliği dediğimiz çalışmalarımız var. Burada mevsimlerden tutun kavramların tamamı eğitim olarak çocuklara anlatılıyor, öğretiliyor. Yani ilk öğretim 1. sınıfa her şeyle hazır bir şekilde çocuğumuzu gönderiyoruz. Yani 1. sınıf öğretmenimizin yapacağı şey harfleri birleştirmeyi öğretmek, bizden gitmiş çocuklarımıza işte sınıf içinde yeni arkadaşlarıyla tanıştırmak ve kendi eğitimiyle ilgili geri kalan bilgileri öğrencimize aktarmak. Evet. Kavramların yanı sıra sayı saymayı, harfleri evet, falan. Evet, tabii ki. Yani çözebilecek mi rahatlıkla? Tabii tabii yani okuldan çözebilmiş mi ya da? Ya aslında şöyle bir profil var Gülçin Hanım. Kuruluşa gelen çocukların bir kısmının velileri hiçbir şekilde sayılar, kavram, ya sayılar demeyeyim ama harflerle ilgili bir girişimde bulunmanızı istemiyor. Talep ve ihtiyaca göre. Bizde bir müfredatımız var. O müfredatın gereği neyi gerektiriyorsa harfleri sesletim olarak tanıtabilirsiniz. Sessiz, sesli harfleri sadece öğrenirler. Yanına gelen harfin ne anlama geldiği, hani örneğin B harfini veremezsiniz. Çünkü B'nin yanına E geldiğinde B olur, B olur, B olur. Onları vermeyiz. Hani incelikleri var bunların ama okula başladığında her şeyle öğrenime hazır bir şekilde. Daha hızlı bir şekilde. Çok hızlı. Evet. Birkaç, her şeyi iki ay içerisinde birçok velimden aldığım dönüş. Evet. Okuma yazmayı çözdüm. Matematikte çok iyi. Çok iyi. Onur köşesinde yer alıyor diye teşekkür telefonları alırız. Şimdi son dakikalara girdik ama son dakikalarda alacağımız bilgiler çok daha önemli aslında. Hani dedik ki eğitim sürecinde bunlara hazırlık evet, yapılmış oluyor. Ama sanatsal faaliyetler, hani biliyorsunuz evet, ki çocuğun kendi yeteneklerini keşfedebileceği o yaşlarda da ortaya evet, çıkabilir. Neler var? Sosyal aktivite adı altında 5-6 eğitim alanı vardır. Okul öncesine uygun olan, her birinin de çocuğun ilgi duyduğu alan. Benim tavsiyem yine her zamanki gibi ihtiyaç ve ilgi duyduğu alanda eğitim alması. Örneğin işte balemiz var, halk oyunları var, ritim grubu var, jimnastik, satranç, müzik, resim. Bunların süper, tamamı çok evet iyi, özel branş öğretmenleri tarafından kuruluşta farklı günlerde ve saatlerde kendi alan öğretmenlerinin dışında ek ders olarak çocuklara öğretiliyor. Süper. Çok da keyifli vakit geçiriyorlar. Özel günler için hazırlıklar yapıyorlar. Sizlere gösteriler hazırlıyorlar. Sahne önünde olmak, anneye babaya, tanımadığı kişilerin önünde kendini ifade etmek, yeteneklerini sergilemek de ayrıca bir güzellik çocukların aynen, dünyasında. Aynen, çok gurur duyucu evet, bir şey olsa evet, evet, anneler ve babalar gerçekten çok onur duyuyorlar. Evet. İşte 29 Ekim etkinliklerimiz. Evet, 10 Kasım'da, 29 Ekim'de, 23 Nisan'da. İşte anneler gününde, babalar gününde çocuklarınız kurum içinde öğrendiği tüm güzel şeyleri sizlere sunmaya çalışıyor. Doğru ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Ben çocuklarımız adına çok mutluyum. Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür vermiş ederim olduğunuz tüm bilgiler için. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir söyleşiydi. Evet.
Evet sevgili izleyicilerimiz, bir A Kalite Fikirler programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yine çarşamba günü saat 11.00'da, bugün heyecanımıza verin 10 dakika rotar yaptık ama önümüzdeki hafta 11'de canlı yayında ekranlarınızda olacağız efendim. Bizi takip etmeye devam edin. Yalnızca bizim programımız için değil, yeni dönemde, yeni yayın döneminde kanala bomba gibi tüm kadrosuyla karşınızda diyoruz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim. Görüşürüz.